Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye elde ettiği yeni bir yetenekle adını özellikle sanayi alanında zirvelere yazdırmayı başarmış durumda. Elde ettiğimiz bu yeni teknoloji şu an için çok dikkat çekmemiş olsa da geleceğin yapı taşlarından bir tanesi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bor mineralinden elde edilen bir madde var. Bildiğiniz gibi Türkiye bor minerallerinden oldukça fazla faydalanıyor. Videonun ilerleyen dakikalarında bu bor minerallerinden ne gibi şeyler elde ettiğimizden de bahsedeceğiz tabii ki. Ama öncesinde bahsetmek istediğim konu borofen adı verilen bir materyal. Bor minerallerinden elde edilen bu borofen materyalinin geleceğin vazgeçilmezi olarak görülen süper hızlara ulaşan kuantum bilgisayarlarından şu an için basit gözüken pil teknolojisine, hepimizin en basitinden telefonlarında kullandığı dokunmatik ekranlardan transistörlere kadar pek çok farklı alanda kullanıldığı ve grafen maddesinin gelecekte yerini alacak bir materyal olduğu düşünülüyor. Peki bu borofen nedir? Kısaca bahsetmek istiyorum. Borofen, bor madeninin atomik tek tabakalısıdır. Bu ne anlama geliyor diyenleriniz için konuyu şu şekilde detaylandırabilirim. Kısacası borun iki boyutlu bir allotropudur ve bununla beraber bor tabakası olarak da bilinir diyebiliriz. Başlarda 1990'lı yıllarda piyasada sadece bir teori konumunda bulunan borofen, 2015 yıllarına geldiğimizde deneysel olarak doğrulanma imkanına ulaştı. Grafenden daha güçlü ve esnek bir yapıya sahip olan bu maddenin üretimiyle batarya sektörü, sensörler ve katalitik kimya sektörü adeta yeni bir çağa geçiş yaparak boyut atlama noktasına kadar geldi. Borofenin şu an için kullanım alanlarına bakacak olursak, daha güçlü ve hafif bataryalar, esnek elektronikler, süper kapasitörler, biyomedikal alanındaki araçlarda kullanılan elektronik ve optik devreler, biyosensörler, sıcaklık yönetim sistemleri, yeni nesil giyilebilir araçlar, kuantum bilgisayarlar, nanokompozit malzemeler üretiminde, yüksek esneklik özelliği sayesinde uzay uygulamalarında ve elektrikli araba aküleri olarak sayılabilir. Türkiye'de bu kadar geniş çapta kullanım alanına sahip olan bu teknolojiyi elde etmiş durumda. Şimdi gelelim videomuzun Türkiye bor madeninden başka neler elde ediyor kısmına. Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, milyarlarca dolarlık bir potansiyelin üzerinde resmen oturuyor diyebiliriz. Normal bor madeninin tonu 200 dolara satılırken, bordan üretilen bor karbür ve bor karbür seramiklerin tonu 40 ila 90 bin dolar seviyelerine kadar satılabiliyor. Bu da Türkiye'nin sahip olduğu tüm bor minerallerini bor karbür haline getirip satması halinde milyarlarca dolarlık bir gelire kavuşabileceği anlamına gelmekte. Türkiye'de şu an için tespit edilen bor mineralinin miktarı 3,5 ton civarında. Ancak yapılacak yeni keşiflerle birlikte maden miktarının kolaylıkla 5 milyon tonu geçmesi bekleniyor. 5 milyon ton boru bor karbüre çevirmeniz halinde ufak bir hesapla ülkemizin kazancının 500 milyar dolar seviyesini bulması işten bile değil. Türkiye bor mineralini hiç işlemeden sadece 200 dolara satmaya devam ederse toplam kazancı ise sadece 1 milyar dolar oluyor. Yani bor mineralini bor karbüre çevirmemiz halinde normal kazancımızdan 500 kat fazlasını elde etmemiz mümkün. İşte bunu gören devlet yetkililerinin harekete geçmesiyle birlikte Türkiye bor karbür fabrikalarını arka arkaya kurmaya başladı. Nurol Teknoloji'nin bor karbür seramik üretim tesisini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bor karbür seramiklerin kilogram başına ihracat değeri 90 dolar, çok büyük bir katma değer. Bu teknolojide dünyadaki 3 ülkeden biri olmamız, ülkemizin konumunu stratejik hale getiriyor şeklinde konuştu.
Ayrıca Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden bor karbür üretim tesisi yıl sonuna kadar tamamlanacak. Geçtiğimiz aylarda konuşan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ise daha büyük bir bor karbür fabrikasının Kütahya Emet'e yapılacağını ifade etti. Birbiri ardına kurulan bu fabrikalarda hızla bor karbüre dönüştürülerek ihraç edilecek olan bor minerallerimiz sayesinde ülkemiz çok ciddi bir ekonomik gelir kaynağına sahip olacaktır. Bor karbür, endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde de kullanılabiliyor. Bor karbürden sertlik değeri yüksek, korozyon çeşitlerine karşı direnci olan, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlarda üretilmekte. Elmastan sonra bilinen en sert malzemelerden biri olan bor karbür, bu özelliği ile savunma sanayinin yeni gözdesi durumunda. Çok yüksek bir sertlik değeri sunduğu için özellikle tank zırhı ve zırh derici mermilerde kullanıma oldukça müsait olan bor karbür sayesinde Türk savunma sanayinin yepyeni ve çok daha güçlü silahlar üretmesi de gündeme gelebilir. Bugüne kadar yüzüne bakılmayan bor şimdi kıymete bindi diyebiliriz. Tüm dünyada bor mineralleri ve bor bileşiklerine olan talep giderek artıyor ve borun değeri her geçen gün katlanıyor. Türkiye'de değerlenen bor minerallerini çok daha değerli hale getirerek yepyeni teknolojilerle yurt dışına ihracatın kapılarını aralıyor. 1 tonu 200 dolara satılan bor mineralini bu şekilde yurt dışına vermek yerine 1 tonu 90 bin dolar olan bor karbür seramiğe çevirip bu şekilde yurt dışına satış yapmak, ülkemizin yurt dışından getireceği döviz kaynaklarını gerçekten inanılmaz seviyelere çıkarabilir. Türkiye ekonomisini yavaş yavaş yepyeni üretim sahalarına kaydırıyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.